Evet, biliyorsunuz bu programda bizim derdimiz aslında her kesimden herkese fikrini açıklama imkanı sunmak. O yüzden hani tek taraflı bir yayın olmaması açısından da özellikle AK Parti'den de ben farklı farklı isimleri davet ettim. İBB meclis üyesi AK Partili Abdullah Özdemir yayınımızda. Kendisi Ulaşım ve Trafik Komisyonu Başkanı aynı zamanda. Abdullah Bey. Evet, merhabalar Kenan Ha, Bey. İyi merhaba, hoş yayınlar geldiniz. diliyorum. Nasılsınız? Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler, sağ olun. Sizler nasılsınız? Biz deyiz, teşekkür ederiz. Size de aynı soruyu sormak istiyorum aslında. Siz bir sade vatandaş olarak dün akşam yapılan çalışmalardan memnun musunuz acaba? Yani tabii ki sonucu gördükten sonra sizler de memnun olmadığınızı ben az önceki Cüneyt Bey'le konuşmanızda da gördüm. Vatandaşlarımız da memnun değil. Tabii ki bizler de maalesef üzülerek ifade ederim ki memnun değiliz. Neden kaynaklandı? Doğan Bey diyor ki eksiklik var, evet bunu kabul ediyoruz ama ihmal yok diyor. Bir yandan da meteoroloji günlerde yayınlar yapıyor. Sonuçta bir kar fırtınası gelecek diye. Sorun nereden kaynaklanıyor? Sadece İBB'nin tam olarak teçhizatlı olarak önlem almamasından mı? Yoksa bir yanda Karayolları Genel Müdürlüğü de var işin içerisinde. Otobanlar var İstanbul çevresindeki. Onların ulaşıma kapanması meselesi var. Sorun neredeydi acaba tam olarak sizce? Şimdi tabii Doğan Bey'in eksiklik var, ihmal yok ifadesinde aslında eksiklik tabiriyle bir ihmalin söz konusu olduğunu kendileri de ifade etmiş oluyorlar. Yani eksikliğin olması zaten bir ihmalden kaynaklı bir durum. Şunu ifade edeyim öncelikle aslında biz yani şahsen ben de aynı şekilde eksiklikleri ve olmayan şeylerle ilgili olumsuz konuşmaktan ziyade biraz daha teknik. Bu problemler nereden kaynaklandı? Ne gibi durumlarda ihmal söz konusu? Bunlara bu verilerle ifade etmek her zaman şeyimiz olmuştur bizim. Yani şiarımız olmuştur. Bunu bu şekilde ifade edeyim. Birincisi İstanbul Büyükşehir Belediyesi kışla mücadeleyi 4 aylık bir periyoda yayardı bizim dönemimizde. 2004'ten sonra başlayan bir planlama söz konusu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde ve bu Aralık ayının birinde başlar, Mart ayının sonunda da tamamlanırdı. Bu süreçte İstanbul Büyükşehir Belediyesi gerekli hem personel alımını gerçekleştirir bu 4 aylık süreçle alakalı, hem de gerekli alınması gereken önlemleri yürütürdü. Biz şöyle ifade edeyim, yaklaşık 1200 kişilik, 1200 kişilik bir kadronun, bunların içerisinde yaklaşık 800 civarındaki şoför arkadaşımızın, 350 civarında bu iş makinelerini kullanacak olan operatör arkadaşlarımızın, 100 civarında da erbap işçi dediğimiz, yani bu erbap işçi nedir? Kaynak işinden anlayan, elektrikle ilgili bir problem olduğu zaman bu elektrik problemlerini giderecek kişilerin olduğu tecrübeli ve yaklaşık 8-10 yıldır da sürekli bir şekilde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne hizmet eden bir kadro mevcut. Bu 4 aylık süreçte bu arkadaşlar çalışır. Süreçleri bittikten sonra kendi işlerine devam ederler. Ya da emeklilerse emeklilik süreçlerini devam ettirirler. Şimdi ilk olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi şunu yaptı. Görevi devraldıktan sonra bu 1200 kişilik kadronun büyük çoğunluğunu devam ettirmedi. Bir keresinde 8-10 yıllık bir birikimi, bir tecrübeyi şey yapıyorsunuz, sistem dışında bırakıyorsunuz. Bu çok büyük bir hataydı. Bu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin de dün akşamki, evvelsi günkü vermiş olduğu sınavdaki başarısızlığın en önemli noktalarından bir tanesiydi. Bir diğer konu ise yani bu arkadaşlarımız, bu tecrübeli arkadaşlarımız göreve başladıktan sonra 2 ya da 3 kez tatbikat yaparlardı. Gecenin bir yarısı bu arkadaşlarımız Akkom'da toplanır. Daha sonra görev yerlerine gönderilir. Görev yerlerindeki kendileriyle ilgili tanımlı alanlarında ilgili güzergahlardaki seferlerini yaparlar, geri dönerlerdi. Ve bu arkadaşlarımızın hepsi aslında tecrübe edecekleri birikimlerini, bulundukları yerin zorluklarını, kolaylıklarını tatbikatlarla defaatle müşahede ederlerdi. Ve Evet, ekibi mi çıkardılar? Bir kar mücadele timi vardı. bu ekibin çoğu değişti, yenilendi ve maalesef zaten şunu görüyorsunuz Kenan Bey, karla mücadele etmesi gereken aracın kendisi karla mücadele edemiyor.
Yani bu görüntülere birçok noktada bizler de şahit olduk, sizler de gördünüz. Yani buradaki hem araçların bu kış şartlarında hazır olmaması, hem de bu araçları kullanan arkadaşlarımızın da o karla mücadeledeki, o buzla mücadeledeki kullandıkları arabayla, araçla yeterli tecrübelere sahip olmamaları söz konusu. Yani bundan dolayı maalesef yapılması gereken çalışmalar ciddi manada aksaklığa uğramış durumda. Bir de şunu ifade edeyim. Yani bu süreç Aralık ayının birinde başlardı. Aralık ayının birinde Büyükşehir Belediyesi başlattıktan sonra toplantılar yapardı. Bu toplantılar nedir? Birincisi, ilçe belediye başkan yardımcılarıyla toplantılar yapılırdı. 39 ilçenin AK Parti, MHP, İYİ Parti hiç fark etmez. O dönemde CHP. Hangi belediye başkanlıkları varsa İstanbul'da, bu belediyelerin tamamıyla toplantılar yapılırdı. İki defa yapılırdı bu toplantı. İlk toplantıda ilgili belediyelerin, İstanbul'un bütün ilçe belediyelerinin başkan yardımcılarının talepleri toplanırdı. Yani sizin araç gereçleriniz tam mı, kışla ilgili buz ihtiyacı, tuz ihtiyacınız var mı gibi. Ve ben bu yapılmadı size, mı Abdullah Bey? Bu yapılmadı, yapılmadı mı? Bu toplantının yapılmadığını biz ilgili belediye başkan yardımcılarımızla da görüştüğümüzde öğrendik, bu toplantı yapılmamış. Yani bu neden? Belediye... Sordunuz mu neden yapılmadı diye? Ya oraya geleceğim Kenan Bey. Üçüncü başlığımız aslında tecrübe konusu. Ben birkaç başlık özelinde bu konuyu aktarmak istiyorum. Zaten bu işi yöneten ekibin en tepesindeki kişilerin bu bilgiye sahip olması gerekiyor. Bu süreci nasıl yöneteceğini bilmesi gerekiyor. Şu anda AKOM'da bu işi yöneten kişinin tecrübesi 1,5 yıl. Siz 1,5 yıllık bir kış yaşamamış. Geçtiğimiz kış biliyorsunuz kış yaşamadık. Siz kış tecrübesi olmamış, ilk defa bir kış tecrübesiyle karşı karşıya kalan bir kişiyi bu konunun başında görevlendirirseniz, sizin liyakat anlayışınız bu olursa, maalesef karşılaştığınız sonuç da dünkü gibi, bugünkü gibi sonuçlar olur. Yani burada bu toplantılar yapılmadı. Hem ilçe belediye başkan yardımcılarımızla hem de aynı zamanda İstanbul'un paydaşları vardır. İşte BEDAŞ gibi, İETT gibi, yine Büyükşehir Belediyesi'nin de içinde bulunan kurumlar. Bu kurumlarla da yine bu mücadele toplantıları yapılır. Yani bunlarla da koordinasyon toplantıları yapılır. Bu kış şartları gelmeden önce hazırlık safhaları değerlendirilirdi. Bu toplantılarda icra edilmeyince otomatikman zaten kendi kaderine terk edilmiş bir İstanbul'un karşılaşabileceği sorunları hep beraber gördük. Evet. Bir soru cevap yaparsak daha şey olur Abdullah Bey, sizden ricam. Yani sadece dün akşam İBB mi çalışmadı? Diğer tüm devlet birimlerinin tüm karla mücadele timleri, karayolları, herkes çalıştı ve sadece İBB mi eksik yaptı? Siz ne düşünüyorsunuz yani, bu süreçte? Şöyle ifade edeyim. Yani İstanbul'da zaten Karayolları Genel Müdürlüğümüzün de sorumluluk alanında olan yollar var. Örneğin 240 kilometrelik bir artı 240 kilometrelik artı 187 kilometre artı 440 kilometre yani 867 kilometrelik bir yolda Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bağlı. Burada Karayolları Genel Müdürlüğü'nün de yaklaşık, oradan da ben bazı bilgiler edindim, takip de ettim çalışmaları. 258 ekipmanla Karayolları Genel Müdürlüğü de sahadaydı. Fakat İstanbul'un bahsedilen sıkıntılarla ilgili genel hatlara baktığımızda, haritanın geneline baktığımızda zaten sorumluluk olarak neredeyse %70-80 oranında ana arterler ve şehir içerisindeki trafiği de bulundurursak Büyükşehir Belediyesi'ne ait. Yani sorunun büyüğünün bulunduğu bölge Büyükşehir Belediyesi'ne ait. Aslında İstanbul Büyükşehir Belediyesi, şunu da açmak istiyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bugüne kadar, bakın Kenan Bey, son döneme kadar burası benim sorumluluk alanımda, burası İşte bakanlığın sorumluluk alanında diyerek hiçbir görevden kaçmamıştı. Aslında bu işin genel ev sahipliğini her zaman İstanbul Büyükşehir Belediyesi yapmıştı. Yeri geldi mesela, diğer başlıklarımda da ifade edecektim. Örneğin İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipman açısından bu problem olmadan önce İstanbul'daki hem kendi birimlerinde, örneğin yol bakımında, zabıtada, itfaiyede, diğer birimlerinde ve özel sektörü olmak üzere 350 tane çekici aracı. Bakın 350 çekici aracı şey olmadan önce, yani bu kar gelmeden önce kritik noktalara yerleştirilir. Az önce Doğan Bey ifade etti, yani yol tıkandıysa, oradaki araç kaldıysa, vatandaş yola çıktıysa
biz ne yapalım? Ne dönen bir şey söyledi. Konudan bahsetti. Şimdi siz eğer kritik noktalara 350'ye varan araçları, çekici araçları yerleştirmezseniz, orada oluşan problemleri anında çözmezseniz, bu tecrübeye sahip değilsiniz ki bu ekip zaten bu tecrübede sahip değil. O zaman otomatikman tıkanan yollardan dolayı yağın karın da birikmesiyle müdahale edemediğiniz için kilitlenmiş, tıkanmış bir noktaya gidiyorsunuz. Aynı zamanda vinçler de İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından çok kritik noktalara yerleştirdi. Mesela Mahmut Bey gişeler. Kime ait Mahmut Bey gişeler? Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ait baktığınız zaman. Ama biz Mahmut Bey gişelerinin olduğu bölgeye 30 tonluk, 50 tonluk, 100 tonluk vinçler koyardık. Bu vinçler ola ki bir tır devrilirse burada bu tırların kaldırılması için. Çünkü bir tır devrildiği zaman neredeyse yolun tamamını belki de 4'te 3'ü kapatıyor. Dün akşam da o mu oldu? Tır devrilmesi miydi? O kadar insanın sadece kar mıydı yoksa trafikte de problemler var mıydı? Doğan Bey de aynı şeyden bahsetti. Çok doğaldır. Yani bir kar, bir kış olduğu zaman sizin yolda araçların kalması çok doğaldır. Bu işin doğasında zaten, teknik olarak da doğasında vardır. Ama sizin orada işte o problem oluştuğu zaman zaten İstanbul'da hangi noktada bu problemler yaşanır? Hangi noktada araçlar genel itibariyle kayar? Hangi noktada geçmiş tecrübelerinize de bakarak siz vinç bulundurmanız gerekir. Hangi noktada çekici bulundurmanız gerektiğini tecrübe edersiniz. Şimdi biz karayolları bizim değil Büyükşehir Belediyesi olarak demedik. O noktalara vinçleri koyduk. İşte buralarda bu vinçler, bu çekiciler konulmayınca, buradaki araçlar kayınca otomatikman zaten trafik kilitlenmiş oluyor. Sonrasında da var olan problemler baş gösteriyor. Evet, siz mesela bir sonraki meclis şeyinde bunları dile getirecek misiniz? Örneğin mesela bir AK Partili olarak, kardeşim vinçleri neden koymadınız? Kar ekipleri vardı 1200 kişilik, onları neden çıkardınız oradan? Bunları söyleyecek misiniz yani? Bu karşılıklı olarak bunları anlatabilecek misiniz yani? Kenan Bey, zaten biz bugüne kadar hep Büyükşehir Meclisi'nde uyarılarda da bulunduk. Yani birçok konuda örneğin işte araç bakım, onların ihalelerinin sıkıntılı olduğunu İETT'de, bunlarla ilgili başımıza ilerleyen süreçte sıkıntılar geleceğini, araçların yolda kalacağını, hatta yanacağını da bir sene öncesinden söylemiştik. Bunların hepsini biz mecliste ifade ediyoruz. Problemler olmadan önce de ifade ediyoruz. Olduktan sonra da çözüm önerileri getiriyoruz. Zaten bizim bakış açımız, yaklaşımımız bu. Bu programda da bunları ifade etmemiz. Ben biliyorum ki Cumhuriyet Halk Partili yöneticiler şu an bizi izliyor. Umuyorum ki bu izledikleri program neticesinde de buradan alabilecekleri tecrübeleri, alabilecekleri bilgileri alırlar. Bize de sorarlar. Bize de sorduklarında biz de hangi parti olduğu için önemli değil. Önemli olan buradaki sıkıntıyı tüm İstanbullular çekiyor. Biz de bütün bilgi ve birikimimizi ilgili arkadaşlarımıza aktarırız. Zaten aslında Kenan Bey, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin üst düzey bütün yöneticileri, müdürlere varana kadar değiştirildi. Biz burada tecrübeli arkadaşların devam ettirilmesi hususunu hep uyardık. Yani burada çok ciddi bir tecrübe var, çok ciddi bir birikim var. Çok eskiye dayanan bir kurum kültürü var. Siz bu kurum kültürünü oluşturan arkadaşları, hatta şunu ifade edeyim, Büyükşehir Belediyesi'nde yani AK Parti olmayan da çok çalışan arkadaşlarımız var, üst düzey yönetici. Yani ama bunun hangi parti olup olmadığına bakmadan siz geçen dönemin yöneticisi diye bir yerlere gönderirseniz, bulundukları yerlerden bu arkadaşları uzaklaştırırsanız maalesef kötü sonuçlarla karşılaşırsınız. Bunlar da işte kurumun maalesef imajına da zarar verir. Bu da bizi oldukça, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin durumunu, biz bu şekilde kötü bir şekilde görülmesine inanın el vermiyor, yüreğimiz el vermiyor. Evet. İktidarla yerel yönetim arasındaki kavganın kurbanı İstanbullular oluyor diyebilir miyiz aslında? Ya şunu ifade edeyim Kenan Bey. Az önce Doğan Bey de bir konuya değindi. Aslında şunu biz belki de biz ifade edemiyoruz. Yani Tevfik Başkanımız birçok konuda gerçekten önemli bilgilendirmeler yapıyor. Bizler de bulunduğumuz mecralarda bunları ifade ediyoruz. Mesela bir kavgadan bahsediliyor değil mi? Yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin engellendiği yönündeki bazı açıklamaları hep beraber takip ediyoruz. Doğan Bey diyor ki engellemeye çalışıyorlar diyor. Engelleyemiyorlar ama diyor. Yani engellememiş Büyükşehir Belediyesi, eğer engellemeye çalışıyorsak ve engellememiş şekilde bu şekilde bir durumları varsa, engellenmiş durumlarını ben hayal edemiyorum. Engellenmemiş halleri buysa engellendiklerinde ne hale düşeceklerini ben tahmin edemiyorum. Şimdi
gelelim engelleme hususuna. Güncel konudan bahsedeyim ben. Konu metro meselesi. Metro meselesi. Şimdi Kenan Bey, ona da önce toparlarsanız. Tamam, az önce sizin telefonunuza da bir yazı gönderdim. O yazıda da siz de açarsınız yazıyı. O yazıda da şu ifade var. Çok özür diliyorum. Bu Murat Ongun, daha doğrusu Cumhurbaşkanlığı Strateji Dairesi Altyapı Genel Müdürlüğü 2022 yatırımına Sefaköy Beylikdüzü metro hattını koymamıştı. Konulmayınca Ekrem İmamoğlu Belediye Başkanımız 16 Ocak yanlış hatırlamıyorsam İstanbul Büyükşehir Belediyesi engelleniyor. Sefaköy Beylikdüzü metro hattını biz yaptırtmıyorlar. Bununla alakalı gerekiyorsa biz işte meydanlara asacağız. Bizim metro yapmamızı engelliyorlar diyeceğiz gibi ifadelerde bulunmuştu. AYGM bir gün sonrasında süreçle ilgili bir bilgilendirme yazısı yazdı. AYGM'nin yazısında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin gerekli projeleri, gerekli evrakları, gerekli raporları tamamlamadığı ifade ediliyordu. Şimdi AYGM açıklamayı yaptıktan birkaç gün sonra da yanılmıyorsam CNN Türk'te Murat Ongun bir programa bağlandı ve 311 gün boyunca İstanbul Büyükşehir Belediyesi 3 defa yazı yazdı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne cevap verilmedi ifadesini kullanmıştı. Biz tabii İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yazdığı yazıları da irdelediğimizde bir önceki yazıya gelirseniz Kenan Bey, bir önceki yazıda, bir önceki sayfada ilk paragrafın, ilgi ile başlayan ilk paragrafın en alt satırının bir üstünde 31.03.2021 tarihinde Altyapı Yatırımlar Genel Müdürlüğü'nde yapılan proje değerlendirme toplantısında talep edilen deniliyor. Yani Murat Ongun'un dediği gibi, Ekrem İmamoğlu'nun dediği gibi değilmiş. Yani ilk Büyükşehir Belediyesi 12.03.2021 tarihinde ilk yazıyı gönderdikten sonra, yine bakın Büyükşehir Belediyesi'nin kendi yazısı bu. İlgili daire başkanının yazısı bu. Bir sonraki sayfada da zaten daire başkanının ismi de yazıyor. 31.03.2021 tarihinde ilk yazıdan sonra bir toplantı yapılıyor Altyapı Genel Müdürlüğü'nde. Evet, yani biraz toparlarsak tam böyle halkın anlayacağı, sade vatandaşın, yani tamam, rapor var. Raporu mu eksik teslim ediyorlar işte denildiği gibi, yoksa işte her şey tam da sadece şeye mi alınmıyor? İşte özetle yatırımların geçiyorum. 2022 yatırımlarına mı alınmıyor? Özetle geçiyorum. İlk toplantı yapılıyor. Daha doğrusu ilk yazı yazılıyor. Sonrasında Altyapı Genel Müdürlüğü'nün toplantı yapılıyor. İlk zaten yazı fikir projesi. Yani tasarım projesi gönderiliyor. Toplantılar yapılıyor. Biraz olgunlaştırılıyor konu. Bazı eksiklikler Altyapı Yatırımlar Genel Müdürlüğü'nce ifade ediliyor. İkinci yazı yazılıyor. Bu sefer AVAN projesini gönderiyor Büyükşehir Belediyesi. Bazı eksiklerle birlikte gönderiyor. Ondan sonra bir önceki sayfada yine tarih var. Yanılmıyorsam 07.09.2019, 07.09.2021 tarihinde. Yani ikinci paragrafın ilk satırında ikinci yazıdan sonra ikinci toplantı yapılıyor. Bu toplantıda da yine eksik evrakların olduğu, alan projesinin tam olmadığı ifade ediliyor. Uygulama kesin projesinin var olması gerektiği ifade ediliyor. Bundan sonra da Büyükşehir Belediyesi bu yazıyı, yani şu an ekrandaki yazı 03.11.2021 tarihindeki yazıyı yazarak son projelerini gönderiyor. Fakat burada da yine uygulamaya ait kesin projeler bir alan projelerini tekrar gönderilince Altyapı Yatırımlar Genel Müdürlüğü buradaki eksik evrak dolayısıyla buradaki onayı vermiyor. Ama maalesef Büyükşehir Belediyesi sanki bu süreç hiç yaşanmamış. Burada karşılıklı toplantılar yapılmamış. Hiçbir şekilde bakanlık Büyükşehir Belediyesi ile bir iletişime geçmiyor gibi bir algıyla bu konuyu maalesef bambaşka bir noktaya çekmeye çalıştılar. Kaldı ki bu onay verilmiş olsa bile bu hattın başlaması 2022 değil 2023-2024'ü bulur. Ama maalesef evet, Büyükşehir Belediyesi burada da hem size hem bize hem de vatandaşlarımıza doğru bilgilendirme yapmıyor. Peki Abdullah Bey, bu Twitter üstünden böyle belgeler açıklanması, tartışmalar, yani iki tane kamu kurumu, biri belediye, birisi bakanlık, bunlar doğru şeyler mi? Ya da biz mi hani bu şey, başka türlü bir diplomasiye mi geçiyoruz, başka türlü bir iletişime mi geçiyoruz? Yani örneğin halk için çalışan iki kurumun da gidip bir masa etrafında çözmesi gereken konuları Twitter'da biri başka bir yerden açıklama yapıyor, o başka bir yer. Böyle mi çözmek gerekiyor sizce? Şimdi Kenan Bey, yani zaten konuyu mecrandan çıkaran kurum Büyükşehir Belediyesi. Bakın o masa tamam, toplamsa... Büyükşehir,
diyelim ki büyükşehir mecradan çıkardı. Burada okey. Tamam hadi büyükşehir hatalı. Ya peki bakanlık yani bunu ya kardeşim ne yapıyorsunuz? Gelin oturalım. Bakın böyle böyle demesi gerekmez mi? Şimdi bakanlığımız bakın Kenan Bey şimdi sizin karşınızda kamuoyunu sosyal medya ve basın yoluyla bilgilendiren bir kurum var. Siz de otomatik olarak burada bilgilendirme yapmanız gerekiyor. Yani bunu zaten ilgili belediye başkanlığına yazılan yazı, AYGM'nin sosyal medya hesabından paylaştığı yazı da zaten Büyükşehir Belediyesi'ne gönderilen resmi yazı. Resmi yazının ötesinde başka bir açıklama yok. Sadece bu eksiklerin var olduğunu ifade ediyor. Yani kendisini savunma hakkı bırakın da Kenan Bey şeyde olsun yani kurumda olsun. Yani Büyükşehir Belediyesi'nin bu anlamdaki iyi niyetli tutumu olsa zaten hiç problem olmayacak. Zaten yürüyen bir süreç var. Zaten bir masanın etrafında toplantılar yapılmış ve bu toplantıların yapıldığının zaten ispatını yine Büyükşehir Belediyesi kendisi yazıyla yazıyor. Yani maalesef hani sosyal medya belediyeciliğine döndürdü Ekrem Bey Büyükşehir Belediyesi'ni. Yani üzülerek ifade ediyorum. Yani karla kışla uğraşmak yerine bunlara ayrılacak bütçeler yerine maalesef PR belediyeciliğine dönülmüş, buna yatırım yapılmış bir süreç yaşıyoruz. Aslında işin mecrandan çıkaran, işin aslında devlet kültüründen çıkaran bir durumunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından bu noktaya getirildiğini üzülerek ifade etmek gerekir. Evet, Abdullah Bey, aslında çok konuşacak mesele var da İBB özelinde, mecliste vesairede. Ben istiyorum ki iki partiden de hem CHP'den de hem AK Parti'den de iki ismi, herhangi bir isim fark etmez. Böyle bir üçlü bir tartışma mekanizması içerisinde canlı yayında tartışalım. Belki kanallarda, televizyonlarda olmuyor ama YouTube'da neden olmasın. Konuşacak çok konu var. Başka eklemek istediğiniz bir şey var mı acaba süreçte? Özellikle dün akşamki yaşananlarla ilgili. Yani dün akşamla ilgili gerçekten ben hem vatandaşlarımıza hem etkilenen, yolda kalan hem de yakınlarına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. En büyük sevincimiz herhangi bir can kaybına mahal vermemiş olması. Bundan sonraki süreçle alakalı da biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bir ferdi olarak, bir meclis üyesi olarak, bir ilgili komisyon başkanı olarak her türlü bilgiyi, belgeyi, tecrübemizi paylaşmayı yayılıyoruz. Bu anlamda müracaat edilirse eski, ben şunu da özellikle ifade edeyim. Yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı bence tavsiye olarak bunu ileteyim. Geçmiş dönemde bu görevleri yapmış arkadaşlarımızı bir davet etsin. Onlara bir kahve ikram etsinler. Onlardan gerekli tecrübeleriyle ilgili bilgi ve belgeleri nelerse bunlar bunları talep etsinler. Bu arkadaşlarımız başka insanlar değil. Yani bu kurumun düşmanı değil. Bu kurum emek vermiş. Bu kurumla ilgili çok ciddi üzüntüleri şu anda var olan. Ben birçok eski bürokratlarımızla da görüştüm. Gerçekten çok üzülerek bunları konuştuk, istişare ettik. Davet etsinler, kahve içsinler, kahve ikram etsinler, ilgili konularla alakalı tecrübelerinden faydalansınlar. Çok kıymetli bilgilere ulaşacaklardır eminim. Çok kıymetli tecrübeler elde edeceklerdir. Bu tavsiyeyi de son olarak vermiş olayım. Evet, çok çok teşekkür ederim yayına katıldığınız için. Çok sağ olun, teşekkür ederim Abdullah Bey. Rica ediyorum, iyi yayınlar diliyorum. İyi akşamlar herkese. Teşekkür ederim, çok çok sağ olun. Sağ ol. Evet, işte görüyorsunuz çözüm önerisinde yeni bir haftayı daha geride bıraktık. Cüneyt Özdemir'le başladık. Bir son dakika gelişmesiyle biliyorsunuz kardan, fırtınadan da...